Klasik Kar programından herkese merhaba. Ben sunucunuz Akın Demirağ, kameraman Orhan Bayraktaroğlu. Bu haftaki konuğumuz sevgili Yağmur Selenge. Namı diğer Japon Oto diye kendisi biliniyor. Ve klasik otomobil camiasında sevgili Yağmur çok iyi tanınan bir arkadaşımız. Bu haftaki sohbetimizde kendisiyle, tabii kendisinin galerisi var ama galerisinin yanında da klasik otomobillere çok büyük bir merakı vardır. Öncelikle bu klasik otomobil merakı nereden başladı Yağmur? Onu bize bir anlatır mısın lütfen? Evet, öncelikle hoş geldiniz. Klasik araba merakı, araba tutkusu, araba merakı olan herkes de belli bir müddet sonra kendini gösterir diye düşünüyorum ben. Arabayı gerçekten arabadan anlayan birisi için ama sırf arabayı, araba ayağımı yerden kesin derse birisi onun merakı gelişmeyebilir ama biz ta küçüklükten dedemin arabasını, babamın arabasını hepsini bir merakla, tutkuyla sevdim, gördüm, beğendim. Öyle o şekilde gelişir. Dediğim gibi dedemin arabası vardı, Simkası. Bayılırdım. Dedem bana işte sağını solunu gösterirdi. İçinde o kokusu sen de bileceksin. O zaman arabanın daha farklı falan. O kokuyu hala da bugün burnumda alabilirim. Klasik araba budur diye düşünüyorum ben. Daha sonraları babamın arabaları oldu falan. Bugünkü programımızda da konu arabalarımızdan bir tanesi. Hatta sana da söylemediğim, onu ben kendim sürpriz olarak planladım. Fiat 500'müz vardı bizim. Savaş sonrası Girne'de babam bunu aldı ve ilk biz onu kullandık. Onu anlatacağım. Ondan başlayarak daha sonradan galericiyle başlamamla birlikte yani sırf işte Japon arabası falan getirip satmakla bu araba hobbini de tatmin edemezsin. Çünkü ben hem işim hem yanında hobimdir arabacı işi. Ve bu klasik merakına da başladım. İlk bir korvet getirerek başladım kendime. 78'in bir korvetini getirdim. Ondan sonra işte C3 serisi. C3 serisinden evet. Tabii korvet güzel araba ama Mustang kötü bir araba mı? Daha da güzel dersin. Ondan bir tane alayım. Öyle öyle sayıyı, rakamı çoğalttık. Tabii iyi mi kötü mü tartışılır yanları. Bir sürü araban olması güzel ama ilgini, arkanın şefkatini dağıtırsın. Bazıları ilgisiz kalır. Çünkü çok çok vaktimiz yok yani bir sürü arabayla sürekli uğraşmaya. Evet sevgili Yağmur, burada sözünü unutma. Burada sende de görüyorum bunu. Kaç tane klasik otomobil severle klasik otomobil alımlarını konuştuğumuzda her zaman bir tane daha fazlasını almak ister. Hiç durmadan klasik otomobil, yani doyamaz insan. Bir taneyi alayım, bu benim idealimdir. Yoktur zannedersem klasik otomobil. Yok tabii. Bağımlılıktır. Evet. Bir kumar gibi, bir esrar gibi ama en azından bu zararlı bir bağımlılık, alışkanlık değildir bu. Evet. Varsın bu olsun bağımlılığımız. Evet. Sürekli getirelim. Evet. Çok güzel Yağmur. Yani ben memleket açısından çok önemsiyorum bunu. Klasik otomobil ayrı bir olaydır. Kültür açısından ayrıdır. Kültürler biliyorsun eski bu gibi sanatsal, ben olaya sanat olarak da bakarım. Bilmem tabii, sen ne düşünün tabii bu ki, olaya. Tabii. Sanatsal bir değeri olduğuna da inanırım ben. Ve ülkemizde ne kadar bu gelişirse bu kültür gençlerimiz de daha bilinçlenir diye düşünüyorum. Çünkü yeni arabalarda biliyorsun bu son teknolojiler sürati daha fazla öne çıkarır. Bilmem sen ne diyeceksin bu konuda? Yani bir bazı aileler bana geliyor çocuklarına bu ilgi, merakı uyandırmak için ve çocuklarda da var yani gençlerde de var bu ilgi, alaka. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü gençlerimizin bugün için yapacağı faydalı bir şeyler kalmamıştır gibi görüyorum ben. Geceleri, sabahları sokaklarda gezmekle, bütün uyumakla bu gençlik yazık günah. Yani evet, boşa giden bir ömürdür diye düşünüyorum ben. O çocuğa bir tane en yeni model bir araba alıp da 80 bin, 100 bin, 150 bin
Euro'lara sterlinlere alıp da altına ver. Hem de süratli. Ona da gerek yok. Ve yeni bir arabada uğraşamaz üstünde. Vaktini harcayamaz. Yapacağı bir şey yoktur. Her şey onun üzerindedir. Elleyemez, dokunamaz. Ve öğrenmez de yani. Bu araba işini öğrenmez de. Ama eski bir araba al yani birkaç bin TL'lik, birkaç bin sterlinlik bütçeye göre al. Bırak çocuğu üstünden uğraşsın, parça gitsin, bulsun, koştursun, taksın, söksün, bozsun, kırsın. Ve hayata bir şeylerle başlasın. Bir şeyler yapmaya çalışsın. İyi bir uğraştı diye düşünüyorum. Tabii ki. Yani şimdi ben makineden çok anlamam ama bazı şeyleri de var ki arabaların. Sen yapmak zorundasın. Hafta sonları bazen gelir, kafamı dinlerim. Artı dediğin gibi bu bir alışkanlık olur insanda. Evinde de kırılan, dökülen şeyleri de tamir eden. Artık gayri ihtiyari. O güven gelir insana. Ve iyi bir şeydir. Yani arabayı sonuçta bitirdiğin, tamamladığın zaman bir kazançtır o. Ve klasik arabayı sürmek ve yani arabanın içinde en büyük keyif aldığım, benim her türlü arabam vardır. Yarış arabam, drag arabam, her şeyim vardır. Hiçbir tanesinden bu kadar keyif almam. Sürat yoktur bir kere. Süratli gitmeyin bir arabadan nasıl bir keyif alabilirim? İşte alın bunları da alın. Klasiklerde alın arabanın içinden, sürüşünden, sesinden, o zamanki o ruhtan keyif alın. Bir dereboyu tur attığımda ben bir klasikle, yani dünya benim olur. Çok güzel. İstersen fiyatımızdan başlayalım. Fiyat 500'ümüzden Yağmur. Evet. Tabii bu çok önemli. Ben çok sevindim. Çünkü birçok ailenin babasından kalan, dedesinden kalan arabası var. Atılı durur ve değerini bilmez. Biz de bir yaştan sonra fark ettik. Ama ben maalesef babamın arabasını bulamadım. Sen ne güzel bulmuşsun. Biraz evet. Ondan bahseder misin? Anıların neler değil mesela? Evet, dediğim gibi bir sürü arabam oldu. Hepsini getirdim ben yurt dışından falan. Bu araba fiyat 500. 74 sonrası babamın, hatta annemin arabasıydı. Annem kullanırdı. Çünkü daha yeni ehliyet aldı falan. Küçücük bir şey. Ben 10-11 yaşlarındayken, o zamanlar trafik falan pek yok. Mahallede 2-3 mahalle ileri gidip oradan yaşlı bir teyze vardı. Onu alır eve getirdim falan. Daha yani ilkokul yaşlarındayken bu arabayı benim kullanmışlığım var. Evet. Daha sonra annem bunu birisine sattı. Renault CX mi alacaktı, ne alacaktı falan diye sattı ucuz paraya. Yıllarca Türkeş'le bir arkadaşta kaldı. Onun hanımın arabasıydı. Geçenlerde Türkeş aradı, ya Yağmur dedi. Sizin annenin arabasını satıyorum da ilgilenir misin falan diye. Gittim gördüm araba yani çok kötü durumda ama yani araba o araba. Üzerinde plakası dahi durur. Arkadaş, kameraman arkadaş onu çekerse bir gösterirse zamanının plakası dahi durur üzerinde falan ama başka da bir şey kalmadı arabanın. Dedim Türkçe tamam dedim. Benim buna gönlümden kopan sırf yani arabanın kendisi için bir miktar vardır. Bu miktarı kabul edersen al getir. Ertesi gün aldığı Türkeş'te getirdi. O da herhalde yani sırf benim annemin kendi aram olduğu için bana satmak istedi. Onu aldım. Restorasyondan geçirecek miyim? Geçirmek isterim ama kaç yılımı alır böyle bir arabayı yapmak? En az 2 yılını alır herhalde. Direkt hiç durmadan yapsak yıllarca gider, birkaç yıl gider de ne gün nasıl başlayacağım onu daha düşünmedim. Ama arabanın bende durması, orada olması yine şimdilik yeter. Bunun yanında dedemin arabası vardı. Ben daha lise yaşlarındayken dedem, nenem dedem rahmetli oldu. Olduktan sonra mı, önce mi? Aile bizim o arabaya sattı Simca. 50'lerin Simca'sını. O zaman tabii kimin arabanın haberi var? Yani cüzi bir rakam bile olsa paran yok alayım diyesin. Senin gibi işte bizim dedemin arabası da gitti. Nerededir bilinmez. Bulsam onu da alacağım. Sahip olan birisi varsa, bana ulaşırsa alırım onu da. Aile arabalarını özellikle toplamak lazım. Evet, çok güzel Yağmur. Fiyatla ilgili İtalya'da şu anda yollarda bu fiyatlardan çok var. Gündelik kullanılıyor bu arabalar. Eski modeli mi, yenisinden mi? Eski modelinden bahsediyorum. Evet. Sokaklarda inanamayacağın kadar. Yani bir zaman bizde hatırlarsan Renault Murat bolluğu vardı. Evet. Aynen öyle, hiç abartmıyorum. Fiyat 500 var. Ve bunun parçası İtalya'da her parçasını bulabilirsin. Güzel. Parça konusunda inan hiçbir sıkıntı yaşamayacaksın. Ama tabii boyasıdır, kaportasıdır.
memleketimizde. Allah yardımcı olsun. Sağ olsun. İstersen Mustang'lara bir başlayalım. Bu mavi Mustang. Mavi Mustang en son gelen arabamdır. 69 kupedir bu. Genelde fastback'leri falan getirirdim. Convertible geldi. 69'un kupesi elimde hiç yoktu. Boss mudur bu? Boss 351 diye geçer. Bunlardan Mack terimi yoktur. Mack terimi fastback'ler içindir. 351 Windsor makina. Makinede ufaktan bir güçlendirme falan vardır. Yani inleti, intake'i, ondan sonra egzoz headers'leri, karbüratörü büyüktür falan. Bir şeyler yapıldı üzerine arabanın. İşleyişi de fena değil. Ufak bir iki rötuşten sonra kullanıma hazır hale getirdik arabayı. Evet, şimdi Mustang'lardan tabii sen biliyorsun, bilmeyen seyircilerimize bilgi açısından söylemek istiyorum. Çok model değişikliği var. Yani fastback'i var, ne bileyim, normal. Tabii fastback'leri daha pahalıdır. Evet, convertible'lar da pahalı bazen. Convertible'lar da pahalıdır. Bu Eleanor var. Eleanor'ların tabi orijinali yok biliyorsun. Onu bir film için yapıldı. O film için yapılan bir arabada daha sonra ona benzetmeye çalışırlar, sürekli yaparlar. Evet, bu fastback'lerden yaptıkları. Evet, 67-68 fastback'in modelidir o. Tabi her modeli yaparlar. O renkte yapılan araba Eleanor diye müşteriyi kandırmaya yoluna gidilir. Ama 67-68 fastback'tir orijinali. Yani ne kadar orijinaline, filmdekine benzeyen yapılırsa o kadar fiyatlar çıkar. 250-300 bin dolarlara kadar çıkan fiyatları vardır. Evet. Üzerine yapılan işleme göre tabii ne yapılır, ne edilir. O şekilde. Ben tabii bu arabaların, Mustang'ların özellikle 350 GT'si, bir de 500'ü var. Evet. Bunların Hertz için, kiralık araba şirketi için yapıldığını sen biliyor musun? Yok, onu evet. Shelby onları o şekilde yaptı. Hertz için 350'si kiralık araba şirketi yaptırdı bunu ve ondan sonra çok ilgi gördü bu araba. Ve işte daha sonra GT500'ü yapıldı. Tabii Shelby o dönemlerde normal bir araba dizayneri, bir yarışçısı idi. Evet. Sonraları değeri tabii daha fazla anlaşıldı. Copra yaptığı modellerle. Copra'da da Ford motoru var biliyorsunuz. Evet. Ama tabii Mustang bir efsane Amerika'da. Bilmiyorum. İngiltere'de belki İngiliz arabalar daha şeydir ama Amerika'da bir efsanedir. Evet. Sen de arabalarını Japonya'dan getiriyorsun bildiğim kadarıyla. Tabii. Japonların nedir alaka şeyi? Yani Amerikan arabalarını seven nedir onların ilgileri? Japonlar biraz maymun iştahlı bir toplum diye değerlendirilir ben düşünüyorum. Evet. Bir heveslenir. Yani bu arabaları gördüğüm yerden bir heveslenir alırlar. Bir şeyler yapmaya çalışırlar ve tam bitirmeden her zaman böyle satarlar. Bir de tabii haksız değil. Bu kadar Japon ne yapsın? Gider şimdi Toyota bayisine. Kardeş benim bir Mustang'cim var. Bana ispat değiş. Kim bakacak kim kendine? Bak. Hangi makinesi bakacak? Ama bizde Hasan Usta'mız vardır. Zafer Usta var. Kim Usta var? Giden bir şekilde sana bir şeyini yapar. Yapar. Eski usta var da orada ne bileyim ne ustası, Japon ustası nasıl bakacak ona diyecek. Zordur diye düşünüyorum ben ve usanırlar. İdamesi zordur diye düşünüyorum ve yani yollarda gündelik kullanılan çok fazla yok. Zaten Japonya'da çok fazla Mustang veya klasik yoktur. Yani ben bunları yıllar içerisinde bulurum. Yani şu anda bana da senede birisi 20 tane Mustang getir bana. Al sana parası peşin. Bulamam onları. Amerika'da bulabilirim tabii. O versiyon yeridir. Ama Japonya'da tek tüp vardır. Temizdir arabalar. Japonya'da pas çürük yoktur. Uyduruk icat ego dedik biz ona. Hani tuhaf işler yoktur. Çünkü yani karbüratörü işte arıza yaptı. Da kalın buna Toyota karbüratörü. Onu Japonya kimse yapmaz, yapamaz. Alın orijinalini de kar. Yani Japonya aldığın arabanın bozuk olabilir bir şeyi ama üstünde uyduruktan ve kaos içinden çıkamayacağın durum yoktur genelde. Evet. Japon tabii şimdi arabalar parçası bozuldu mu söker atar, başka da kar.
Öyle tamiratı da zannederim artık. Öyle yapmak zorunda. Yani onun vakit çok değerli, evet. İşçilik çok değerli. Yani bir ufacık parçacığı onarmak için bir hafta uğraşamaz. Yani bir karbüratörün yenisi 3-500 dolardır. Evet. Alır da Dakar daha ucuz ama olur. Tabii ki çıkamaz işinden. Ve birçok gelen bu klasiklerde, Mustang'lerde, Corvette'lerde sıfır yapı zenginliğinde karbüratörler, ateşleme sistemleri falan hep üzerinde bunlar var. Yani Japonya'nın aldığı memnun avantajı bunları görürüm ben. Fiyat açısından falan, temiz açısından ziyade üzerinde birçok kendin koyacağın gerekli modifiyeler üzerlerinde var. Ki bunlar her biri birkaç bin dolara patlar. Çünkü Amerika'daki atıyorum 600-700 dolar intake, buraya gelene kadar o 1500 dolar olur. Doğru. Koca parçadır, 5-600 dolar DHL'e para vereceksin, ayrı gümrük vereceksin falan ve uyumayacak falan, bunlar bir külfettir. Bunları her şey üzerinde buluyoruz biz Japon'da. Tabi bulamadıklarımızda ben kendim şey yaparım, bulurum. Tabi bazı müşterilerimiz, arkadaşlarımız gelip sürekli en çok sorulara soru, bunların parçası nereden olacak gibisinden. Amerika'nın çok rahat bulunur. Çünkü yılı ama yeter ki araba orijinal olsun. Ellenmiş olmasın. Bilesin ne olduğunu. Eğer bilirsen ki işte 69'un fastback makinede 351 Windsor'dur üzerinde. Giren onları ve bütün parçalarını sıcaklık sensörü ne kadar 15 dolar. Ne bileyim ben işte tavan lambası 5-10 dolar. Kapının kilitleme düğmecikleri 1.75 dolar falan. Bunlar gibi tek tek ben sürekli bunları getiririm eksiklerimi. Zaten parça kitapçıkları var. Onlar da var, onlar da bulunur. Bir arabayı kuracak kadar parça var. Evet, on binlerce parça vardır. Paradan haber ver. Amerikan arabaları dediğim gibi her parçası vardır. Var, vardır. Kendi müşterilerime, kendi arkadaşlarıma vaktim olduğunca yardımcı olmaya çalışırım. Zaten ben sürekli bir şeyler getiririm. Ya işte bir benzin bombası, bir işte cuva bir şeyler isterim diyene arada koyar getiririk. Klasikçilik yardım benim için bir hobidir, keyiftir. Ticari amaçlı değildir. Bir sürü klasik arabam var. Onlar satılık mıdır sonunda? Satılık da olabilir, olmayabilir de. Yani satarsam da satarım bazılarını. Fazla olanlarını ya da işte herhangi birini satmazsam da hepsini tek tek severek aldım. Hepsi de kalsın o arı yerde. Ömrüm yeterse üzerinde oynayacağım bunların. Allah uzun ömür versin. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim klasik arabalarla ilgili. Devamlı elimiz üstünde olduğu için bir gün görür insan bıkar bazen. Yani yeter artık der. Bıkkını geliyor o zaman. O gün verirse biri ve satan ondan sonra da pişman olun. Öyle ben çok insan tanırım. Gerek yer sıkıntısından, gerek böyle ufak bir probleminden dolayı o gün sıkılmıştır ve tesadüfen o günlerde birisi satar mı dedi ve sattı arabayı ve çok pişman olan arkadaşlarımı evet. Tanırım. Klasikte öyle olur. Böyle bir iştir. Japonya'dan açılmışken Yağmur, bu sağ direksiyon bazı arabalarda sağ yaparlar Amerika'nın. Sen rastladın mı öyle bir? Japonya'da böyle bir şey görmedim ben. Japonya'da bunu sağ yaparlar şeklinde görmedim. Japonya'da yaparlarsa bile çok pahalı yaparlar diye düşünüyorum ben. Evet. Japonya'da böyle bir şeyin işçiliği çok pahalıdır. Evet. Çünkü Avustralya'da biliyorum çoğu Amerikan arabalarını sağ geçirirler ve... Avustralya'da vardır bu gördüm ama fiyatları pahalı. Yani Hummer yaparlar diye gördüm ben 20 bin dolar. Evet. Zaten Hummer'in kendisi 20 bin dolar. Evet. Onun sağ, solu sağ yapsınlar falan. Çok lüks arabalarda belki bir Ferrari, Porsche falan oturup bir şeyde belki değer. Ama bizim klasikler için zaten orijinali bozmak yanlış. Hatta fabrikanın yaptığı sağ direksiyon varsa bile o bile bana biraz tersdir. Yani bir araba ülkesinin neyse çıkış dümeni neyse o dümenden isterim bu arabayı. Yani bir E-Type'ı sol dümen sürmek biraz abes kaçar değil mi? Evet. Bir Mustang'a sağ dümen Mustang sürmek yanlış abes kaçar gibi gelir bana. Tabii benim görüşüm bu. Ülkenin şartlarına göre o güvenlik açısındandır. Yani ben şimdi ülkemizde bazen sol direksiyonu arabam var benim de. Bazen sıkıntı yaşıyorum gerçekten yola çıkarken olsun. Çok dikkatli evet. Kullanırım. O yönden. Çok sık kullanmayız diye. Evet.
arabalarımıza klasik otomobil arabası olan mutlak arabasına çok dikkat eder. Hız konusuna da girmek isterim. Bu arabalar çok güçlü makineleri var Yağmur. Sen her türlü araba sürüyorsun. Bunlardan sürat yapmayı dener mi yoksa sadece... Ödün kopar. Ödün kopar. Bunlar da sürat ipresi çıktıkça ödün kopar. Çünkü yani o zamanın arabası 40-45 yıllık arabadan bahsederek ben zaten sürat yapmaktan hoşlanmam. Benim Toyota Supra'm var. 300 kusur sürat yapan. Hayatta öyle 150-180'i geçerken bile korkarım. Birkaç lira bastım. Biraz 180 galiba 200 bir şey. Emniyetli bir yolda. Onda bile korkan. Çünkü süratte lastiktir altında sonuçta. Lastiğin patladı. Cımbızdan topladı parçalarını. Yani evet. Ama yani 60-70-80 km süratte yaptığında en azından ölme yaralama riski daha azdır. Zaten yani klasik arabayı, o eski arabayı alıp da dayalı hızlı gidip 180-200-250 gitmenin bir şeyi yok. Mantığı yok. Tam bir crawl olur o zaman diye tabir ederim ben onu. İyi söyledin. Çünkü çoğu araba muscle car dediğimiz Mustang, Corvette bu gibi arabalarda bazen şehir içinde dolaştığınızda işte basbabi derler falan. Bilmem sana da öyle şey yaparlar. Derler işte yani bir 5-10 metre bir mesafede bastığında zaten sesi bellidir. Ses. Evet. Ama hız nedir? 20-30 kilometredir saatte. Evet. Yani 50 kilometre bile bulman. Çünkü daha yavaş yavaş giden basan bir sesi çıkar meydana. Evet. Yani kaldırma yap da daha devam edip daha 100'e 150'ye 200'e girmeye bir alem yok. Zaten çok çok tehlikeli olur. Her arabada olduğu gibi. Yani bizim yollarımız müsait değil. Çıkıp da düz yolda, highway'de hızlı araba sürme hiç benim tarzım değil. Çok iyi Yağmur. Bu konuyu neden açtım? Çünkü ülkemizdeki kazalarda son günlerde hızdan kaynaklanır. Sen de fark edersin herhalde. Bazen yolda giderken roket gibi bir işte Subaru veya bir Mitsubishi veya evet. bir Nissan genç bir çocuğun altında kelle koltukta hem kendi gider hem sizin hayatınızı, başkalarının hayatını riske sokar. Ben çok kızarım yani bunu gördüğüm zaman. Çünkü belli bir hızdan sonra artık siz arabayı değil, araba sizi yönetir. Kim istersen ol, ne kadar istersen iyi ol. 100-120 km üzerine çıktığın anda girne yol olsun, mouse yol olsun. Millet insanımız da farkında değil. Yani hangisi önüne atılır, hangisinin şerit değiştirir falan. Yani suç sende olmasa bile o süratte kaza yapacaksın yani kaçınılmazdır. Yollarımız karşı şeride geçmeye müsait. Geçeceksin karşı şeride suçsuz insanları öldüreceksin, kendini öleceksin. Onun için gereği yok yani 100-120 ise yollarımızın kaldırdığı sürat o şekilde süreceksin. Daha fazlasının gereği yok. Evet. Evet sevgili Yağmur, şimdi Mustang yine yanımızda, bir başka Mustang daha var. Bunların mesela bir de Cleveland makinaları var. Benim bildiğim evet, kadarıyla. Bu baktığımız siyah olan Mustang 73 Mach 1 modelidir. 69'dan sonra döner Cleveland'lara geçer. Evet, 289'dur o. 351. 351. 289 bayağı eskilerdir. Eskilerdir. 69'lar mesela 351 Windsor'dur. Döner 69'dan sonra 70'den 73'e kadar gene V8 58 at. Bizim Kıbrıs tabirinden 5760 cc aslında. 351 kubik inç Cleveland makineye geçer. Ne farkı var Windsor makine, Cleveland makine? İşte bazı su girişinin yeri değişir. Valvleri büyür, küçülür falan filan diye bir iki yapı farkından başka bir farkı yoktur. Aynı sistem. Onların da gücüne göre 2 barel, 4 barel diye karbüratörün büyüklüğü 2 boğaz, 4 boğaz falan şeklinde farklı versiyonları vardır. Mach 1 de bir makyaj şeyidir. Trimidir. Mach 1'lerin işte önünde kaputunda hava delikleri vardır. Ne bileyim ben arkasında spoiler'i vardır falan filan. Böyle bir iki süs püs farkı vardır. Biraz daha makinası daha güçlüdür. O farkı vardır. Tabii bu araçlar çalıştığı zaman
korkunç bir makine gürültüsü çıkar. Benzin yemesiyle ilgili ne diyeceksin? Yani... Vallahi benimkiler hiç benzin yemezler. Çünkü vaktim yok kullanmaya. Evet. Yani bu klasik araba olayı. Her gün Ostoyer'e dolaşman Lefkoşa'da, Mavosa'da, Girne'de. Bir depoyu doldurduğunda yani bayağı tatmin olun, zevkin, keyfin yapan. Çünkü zaten yapacağın yani git gel değil, bir iki tur atacaksın. Senin de var klasik arabanın. Hangisinin deposunu en son doldurduğunu ama bir söyle birimin unudun. Evet, doğrudur. Çünkü günü birlik kullandığım bir araba değil zaten, yanlış duruyor. Her gün bu klasiği yollara kullanmak. Haftada bir haftada iki bir tur atarsan çok çok fazla ısırmaz. Onun için benzin fazla tüketir mi diye sorduklarında tüketmez yani. Rahatsız edici bir şey değildir diye ben bunu söyleyebilirim. Yani ses konusu, gürültü, makinelerin güçlü, büyük oluşu, egzozlarının, karbüratörünün sisteminden dolayı falan biraz gürültülüdür. Bazı Mustang İtalya'dan arkadaşlarımızın düştüğü bir sıkıntıyla buradan dile getirelim. Arabalarını kayıt etmeye gittiklerinde araç kayıt muayeneye ya o çok ses çıkardı bu falan filan. Çoku azı neye göre değerlendirildi? Bu araba o yıllarda öyleydi. Evet. Yani biraz sesliydi. Bekleyemin bir 600 ya da ne bileyim 500 Mercedes'in sessizliğinde olsun. Bunun sesi öyledir. Emisyondan muaf tutulduk. Biliyorsun ilk emisyon çıkartlarında biz de kattılar. Ondan sonra siz biraz temasa geçtiniz. Hemen doğru yağ dediler. 1930'un 40'ın arabasının ne emisyonu olacak? Bu mantıkla o yılların arabasının sesi de ona göre olacak diye bir tüzük veya bir şey yayınla yaptılar. Yasa geçirip de arkadaşlara söylemesi lazım. Tabii oradaki muayenecilerin de önünde bir şey yok. Bir veri yok. Neye göre? Çok az neye göre? Kulağına göre, alete göre falan. Onlar da haklı olabilir ama bu konuda biraz sıkıntılar zaman zaman var. Geçenlerde arkadaşım ya ben orijinal egzozu kesip yapmak istemem falan. Yapacaksın, keseceksin. Çocuk durduğu klipslerden başka bir egzoz yaptı kendine. Hiç böyle kaynak maynak olmasın diye falan. Eklem yerinden bir sürü para harcadı. Arabayı sessiz yapsın falan. Yani bunlar birazcık sıkıntıdır. Umarım onu anlayış gösterirler bize. Belki sizin temaslarınızla. Tabii Yağmur, bu konular da çok bizim için önemli ama biliyorsun klasik arabalar olsun, yeni arabalar olsun kayıtla ilgili çok sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bir klasik araba kayıttan düştü mü işte onu tekrar yenilemek için bir tane sıkıntıdan geçeriz. Evet. Ki bu arabaların birçok kayıttan düşmüştür. Eski sahibini isterler, imzasını yapacaksın falan. Yani böyle devir yapılmaz. O büyük bir problem. Yani ne için bir arabanın devri yapılmasın ki? Yani bunu zamanında birisi yaptı ve bu hala da Koçan var orada. O koçanı benim adıma geçireceksin. Ama bu araba yolda yürüyor halde değil. Okey, o zaman bu mantıkla bir ev aldım ben. Evin logarları daşar, içinde yaşanır halde değil. O zaman sana tapu işlemi yapmayalım. Evet. Git belediyeden izin al. İçinde yaşanır mı? Yani aynı mantıktır. Bu arabanın yolda sürme değil derdim. Mülkiyetini almaktır. Evet. Mülkiyet başka, yolda sürülebilirlik başka. Bu kadar basit bir şeydir. Onun nedeni nedir biliyor musun Yağmur? Sadece ve sadece insanlardan muayene parasını nasıl alacağını diye fazladan. Onu da verelim. İşte verelim diyorsunuz ama maalesef bunu bir türlü yaptıramadık. Yıllardır gider geliriz. Yapılmıyor. Daha önce dile getirdim bu konuyu bir başka bir programda. Yani çok çok basit bir şeydir. Belki Maliye Bakanımıza bu anlatılırsa bu konu, yani o devir parası verilecek. Bir de muayene kesilecek. Yap bana şeyimi, adıma devrini. Ondan sonra ben başlayayım restorasyona. Çünkü restorasyonun aşamasında adam ölecekse da benim attığım 5-10 bin, 20 bin TL havaya gidecek de muamma olacak. Çünkü restorasyon kaç yıl sürer? 1-2 yıl. Evet. 1-2 yıl içinde o arabanın benim malım olmayan bir şeye ben para atarım üstüne. Yani hiçbir şeye uymaz bu. Tabii. Mantığa eski uymaz. Sahibinin bir de işte muayene zamanı arayacaksın, bulacaksın eski sahibini, yaptıktan sonra 2 sene geçecek. Adam memleketten kaçar. Evet. Ben başka bir olaya şahit oldum Yağmur. Bir mini'yi restore etti bir arkadaşımız. Mini çok değişti böyle. Tamamen güzel bir araba oldu. Bir sürü masraf yaptı. Takvimi 10 bin istedi yakın. Bir masraf yaptı. Değeri de yükseldi. Bu falan onu diyeceksin. Tabii gittiler çağırdı eski sahibini. Eski sahibi görünce dedi ben vazgeçtim kardeşim satmaktan.
Nasıl olur dedi. Sattım ben bu kadar şeye. Vallahi dedi ben imza vermem dedi. Öldürür mü öldürür mü? Şimdi böyle tipler de var. Ya. Dolayısıyla yani bir şeye hizmet etse biz kendimiz de isteyeceğiz. Ya, ya yapın bu yasanın arkasında biz de duracağız. Ama hiçbir manası ve hiçbir amaca hizmet etmeyen bir yasadır. Bu sene de Yağmur bu işin takipçisi olacağız. Yapınız İnşallah bunu bence. Bu en büyük sorunumuzdur diye düşünüyorum. Tabii başka sorunlarımız da var ama tek tek ele alıyoruz. Tabii bu klasik otomobil ithalinde yasayı geçirmekle bizi dinleyen Sayın Serdar Denktaş'a yine buradan teşekkür etmek isterim. Evet, bu konularda en hassas olan bir kişidir. Geçmişte evet. Onu bilirim ben de. Ve daha sonra sevgili Asın benim arkadaşım bakanlık döneminde, Çevre Bakanlığı döneminde kendisine bu egzozla ilgili sıkıntılarımızı dile getirdik. Evet. Ve hemen müsteşarı çağırdı ve inanır mısın 10 gün içerisinde yasa hazırlanıp ve geçti. Yani ben şunu anlıyorum, anlayan kişiler tatmin olursa sizin şikayetinizden evet. Bir amaca hizmet edecek ve sıkıntıdır. Evet. Yasanın geçmesi memleketimizde zor olduğuna inanmıyorum. Çünkü ben bunu yaşadım. İstenirse yapılır, doğru. İstenirse yapılıyor. Şimdi klasik araba izni verildi de kötü mü oldu memlekette Allah aşkına? Yani bunları bir dartıp ona göre yasalarımız geçirilirken zaten, veya düzenlemeler yapılırken. Zaten yani bir maddi geliri de vardır devlete. Yani biz klasik araba getirilir, gümrüksüzdür, hiçbir şey ödemen diye bir şey yok. Gene ödüyoruz. Gene öyle böyle 5-10 bin TL para ödersin KDV'sine, kayıtına, kuyutuna, izinlerine vesaire. Seri sefer ödenir. %65 indirimli. Okey ama ben bu arabayı yılda 2 sefer ya sürerim ya sürmem. Yani %65 değil %10 ödemem lazım aslında. Yani para ödeniyor. Devlete bir katkısı da var yani bunun. Dönüp de o araba geldiğinde her gün arabayı yoldan kaporta boyacıya 5-10 bin TL. Lastikleri hepsi kötüdür. 4 tane lastik işte 1-2 bin TL. Sürekli bozulur. Yani bu kötü bir şey mi yani esnafa para verin? Bir zararı yoktur. Bir sürü faydasından ziyade. Klasik otomobiller Yağmur bu hafta bu iki tane Mustang'a bakıyoruz. Takribi kaç tane klasik otomobilin var? 30'un üzerinde idi en son. Yani 35-36 olabilir. Jeep'lerim de vardır. Jeep'leri onları ayrı tuttuğum için onları da koyarsam herhalde 40'ın üzerinde olur. Evet. Peki nerede bitecek bu senin klasik nerede biter? Alamış. Nerede biter bu 30 40 ya 50 arabayı? Bazılarını ayıklayıp tamam işte bu bana kalsın, bu bana kalsın diyerek bunların bazılarını hatta sayı azaltma yoluna bile gidebilirim diye düşünüyorum. Ama sayı azalırsa düşer 20'ye, 15'e. Ondan sonra ileriki yıllarda rahat duramam bir şeyler daha alırım. Ya bu işin sayısı yok maalesef. Evet. Hepimiz aynıyız. Sana bol bol bu klasik otomobil hobinde devamını dilerim. Seni bu şekilde bu hobinin uğraştığını gördük sonra gerçekten memleketimize bir katkı yaptığına inanırım. Yani ben takdir ederim, bilmiyorum diğer yolda geçtiğin zaman farkında mısın? Bir klasik arabayla geçtiğin zaman insanların bakışı başkadır. İlgi alaka çok farklı. İşte bir X marka diyeyim, marka vermeyeyim. Yeni böyle bir kırmızı spor arabayla geçtiğin zaman herkes kötü kötü bakar. Ona geçtiğinde bu böyledir. Tepki toplar. Evet. Tepki toplar. Ama klasikte yoktur o. Ben hiçbir zaman birisinin bana kötü gözle baktığını görmedim. Bilakis arabaya ilgi duyar herkes. 7'den 77'ye herkes yaşlı teyzeler olsun, ufak çocuklar olsun herkes döner bakar beğenir gözünü alamaz yani. Ve onda duygu düşünceleri yoktur ha. Hani duygu düşünceleri böyle alınmış vaziyette bakar. Yani sinirden kıskançlık bir şey sadece bakar arabaya bakar öyle. Çünkü baktırır araba kendine.
Evet. Ya baktıkça keyif alın. Senin ailende başka, yani bilmiyorum, çoluk çocuğunun alakası var mı veya evli mi, onu da bilmem. Evliyim. İki tane kızım var, 10 yaşında ikiz. Allah bağışlasın. Onların ilgi alakası büyüyünce pembe klasik arabalar olacakmış derler. Onlar da o noktadadır. Evet. Kız çocuğunun pembe merakından dolayı. Bende var bir tane. Onun sıkıntısını yaşarım. Bazen sorarlar ya ne alakası, pembe araba aldık. Kızım var derim. Ya senin de Cadillac var değil mi? Evet, pembe, evet. Tamam. Yani aslında renklerin hiçbir şeyi yoktur. Her renk güzel. Ama işte kız çocukları alakası var pembeye. Tabii işin çok ilginç bir tarafı var Yağmur. Eskiden araba renkleri daha farklıydı. Böyle hani cengerdeği, mesela evet, yeşil, turkuaz. İşte bu araba rengi çok kullanılırdı. İşte açık mavi. Evet. Bu konuda Karman Gia'lardan örnek gösterebilirim. Benim Karman Gia koleksiyonum var ayrıca diyebilirim. Bu 30-40 arabanın içerisinde 13 tane Karman Gia'm vardır şu anda. Maşallah. Onlardan nereden 13 tane? Niçin 13 tane? Bir tane aldım, ilk aldığım 1960 model, böyle bir yeşil cenger tarzı bir rengiydi. Döndüm o zaman bir tane fıstık yeşili gördüm. Ha dedim, bu güzel ya. Bir tane açık ve bulut mavisi gördüm. Dedim bunları alayım, 3 tane değişik renkler olsun. Tamam, bir tane beyaz gördüm. Ya beyazdan siyah arasına gitmesi bunların, gider. Siyahın kırmızının ne kabahati var. Evet. Onu aldık derken böyle 13 tane Karman Gia'm oldu. Evet. Ne yapacaksın? Bu 13 tane Karman Gia'yı niçin aldın? Sürekli sorular. Ben de bilmiyorum ama Karman Gia'lara ayrı bir merakım var. Bunları daha da çoğaldır mıyım? Yoksa bir miktarında işte bazı renklerden kendimi ayrı bazılarını satar mıyım? Ona daha düşünmüş değilim. Dediğim gibi yani 60-70'li yılların renkleri çok farklı renkler vardı arabalara göre. Şimdi tabii pardon, bu hafta Karman Gia'lar konumuz değil ama madem girdik o konuya da bir değineyim. Memleketimizde çok sayılı vardı bu Karman Gia'dan. Bir iki tane vardı. Bir tane bir öğretmen hocanın varmış. Onun Cücin Hanım. Ha, sen okuttu herhalde falan. Ben okuttu. Ha, kırmızı bir Karman Gia'sı varmış. Hep onu duyarım ben. Arabayı görmedim de ben. Hani, evet, rahmetlik Oğuz Başak'ın Cücin Hanım'ındı. O arabayı her gün kullanırlardı ve İnan ben hayranlıkla o arabayı her gün yolda giderken gördüm. Yani hayran olurdum. Demek ki klasik çocukluktan başlar. Kimse başlar ama o araba da yani bakılmacık araba değil. Başka bir programda bir onu sırf Karman Gia programı yapalım müsait olduğumuzda. Yapalım. O arabanın yani 1950'lerde yapılmış bir dizayn. Nasıl bir dizayn yaptı arabaya? Nasıl hatları vardır Gia firmasının dizayneri. Zaten bir Gia araba dizayner firması. Muhteşem bir şey. Sonrasında ben getirdim işte bunlardan. Bir tane beyaz bir sevdiğim arkadaşım vardı. Satar mıyım? Dedim satarım ya sana. Madem alıp kullanacaksın yine. Bir tane beyaz Karman Gia ile kuşağı dolaşır. Dolaşır, görüyorum onu. Görebileceğiniz bir arabadır ve gerçekten arada gördüğünde böyle gözünü alır. Ne diyor bu arabacık falan diye. Bir tane Rum tarafında turuncu görürüm. O günübirlik dolaşır. Başka dolaşan yok. Benim 13 tane olmasına rağmen vaktim yok durayımda dolaşacağım onlarla. Ama bir tanesini direkt gündelik araba olarak kullanmakta fayda var. Evet. Yani her gün kullanılabilen. Kullanılır. Karman Gia her gün kullanılır. Her gün kullanılabilen. Ülke şartlarında da. Ekonomik, rahat, güzel bir arabadır. Yani günübirlik kullanılabilir. Peki bu klasik otomobiller içerisinde Yağmur, ya bir taneyi daha tercih et desem sana, yani şimdi Allah sattırmasın, bir tane kalacak sana dendi. Hangisini tutan? Ya tek araba soracaksam herhalde bir Mustang tutarım kendime diye düşünüyorum. Mustang'ı tercih edelim. Tek bir tane Mustang tutarım kendime herhalde diye düşünüyorum. Evet. Tabii Challenger'ım da var. Dodge Challenger tutulmacık araba mı? Hatları benim çok hoşuma gitmez ama her gören bu başka güzel, en güzeli bu falan derler. Benim hani görünüşü çok hoşuma gitmez ama daha farklı bir araba o. Evet. 56'nın Thunderbird'üm var. O kötü bir araba mı? O da mükemmel bir şey ama hani benim tarzıma şu an için bir Mustang tutayım diye düşünüyorum. Belki 10 sene, 20 sene sonra Mustang fazla böyle orta yaş veyahut da çocuk işi
gibi gelip de biraz daha farklı bir klasiğe kayabilirim. Ama bugün için bir Mustang'im olsun tek olabilir. Bir de şeyi sormak isterim sana. Mesela klasik otomobil hepimiz alırız. Ondan sonra da ya keşke almasaydım. Dönüp satamam ya. Tabii senin işin bir satma konusunda bir sıkıntı olmaz herhalde ama bireysel anlamda çok büyük sıkıntı yaşayanlar var. İnsanlara biraz böyle bekleyip tam ne almaları gerektiğini, düşünmeleri gerektiğini inanıyor musun? Vallahi benim bana gelen arkadaş veya müşteri veya işte fikir olarak geldiğinde şu tavsiyelerde bulunur. Önce kendini ne olduğunu iyice bir düşün, tart. Nedir? Bütçen ne? Evinin durumu ne? Hevesin ne? Tek bir araba, yani bir atımlık kurşun vardır. Tek bir kurşun vardır. O zaman iyice ne araba içinde kalan, çünkü herkesin içinde kalan bir uhdesi vardır. Falanca film, falanca öğretmen, falanca dedesi falan. Herkes bir araba sever. Austin Cambridge. Bayılır ona. Ben hayatta görmedim bile. Onun için beğenmem mesela. Yani onun için eğer tek atımlık kurşun varsa tek bir araba üzerinde yoğunlaşacaksın. Onu alacaksın. Ha, eğer bütçe benim bir ikinci, bir üçüncü kaldırır, yerim de var falan diye düşünürsen başından, o zaman onu bölmen lazım. Mesela bir tane işte muscle car alın. Bir tane tam böyle eski klasik gibi işte Avrupa arabası, küçük makinalı falan filan bir şeyler alabilin. Bir de Jeep'in yani arazi aracı tarzı bir klasik alabilin. Benim mesela 3 tane alacak olsam, sen bana tek bir tane soru sordun, 3 tane alacak olsan, o zaman üçünü diyebilir ki bir Karmangia, bir Mustang, bir de Toyota Land Cruiser'in FJ40'ları vardır. Ya Amerikan Jeep... Onları yaparlar yeni zannedersem, şimdi bir de çok pahalıdır. Onlar FJ40 değil, FJ Cruiser diye. Ama o... Onun kasa yenisi gibi yapıldı. Benzemedi aslında ama renklerini tutturdular. Şekilcik benzer gibi görünür. Yani FJ'nin devamı tarzında yapıldı. Jeep de olabilir. Jeep CC7 de olabilir. Tabii şimdi çok modadır. Klasik Jeep'lerle. Evet. Lekoşa farkındasınız. 5-10 tane oldu. Gençler dolaşıyor. Çok mantıklı. Çünkü rakamlar ucuz. Yani 10-15 bin sterlin civarlarına mükemmel bir tane arabayı toparlayıp yolda sürmek mümkün. Başka ülkenizi de tatmin edersiniz. Eder, eder. Araziye gireceğinde ya bir şey olduğunda içinci etmez. Yani 80 bin, 100 bin, 120 bin sterlinlik bir jibinan yapacağın zaten daha güzelini yapan bundan ucuz bir şey. Para kaybın olmaz. Yani 15'e al, sat kendini 10 bine yıllar sonra. Kaybın 5 bin sterlin ama 80'e al da sat 40'a 30'a 5-10 sene sonra arada bir ev parası gider havaya. Yok, artan da var. Ben Suzuki Vitara sattım 3500 lira. Şimdi bakıyorum en kötüleri 5600. İşte ikinci el eskilerde öyledir. İkinci el eskilerde değerler düşmez, yükselir bile hatta. Ama sıfır büyük yeni bir Jeep alırsan 80 bine, o arabanın 3-5 sene sonra 40 bin olacağı aşikardır. Evet. Altına imza atarım ben. 80'i aldın, 40'a sattın, 40 bin sterlin nerede diye oturup ağlan. Ya paran çok fazla varsa ben keyfimi yaptım. Bugünlerde herkes ağlar zannedersem. Öyle ağlama zamanı eski, geldi. Evet, eski dönemler kalmadı. Geç bile kalındı. Klasik otomobilde bir de para kaybı çok azdır. Eğer doğru arabaya yatırım yaparsan üstüne yaptığın masraf kayıp değil, hatta yukarı bile çıkma ihtimali vardır doğru arabayı alırsan. Tabii ki satmak istediğinde bir para kaybetmezsin. Tabii şunu da eklemek isterim ben. Ben örneğin mesela üstü açık iki kişilik arabalar çok hoşuma giderdi. Ama şimdi aile dedin sen. Evlendim, iki çocuğum var. Onları da düşündüm sonra. Tek başıma gezemeyeceğim. Tarz göre değiştirin. Tarzım değişti. Yani salon araba gibi arabalar artık. Evet. Alma ihtiyacı hissettim. Bunu da düşünmek lazım. Çünkü satamam. Yani iki kişilik bir arabayı İşte aldığında... yani bütçen kaldırırsa ilk aldığın iki kişilik arabanı, bekarlığında aldığın arabayı sattığında günün birinde ağlayacaksın. Evet. Onun için onu satma yani. Bir emcin varsaydı 3-5 bin isterine satma onu. Bırak kalsın bir kenarda. Yok. Satma değil de yani mesela bir insan gezdiği zaman klasik arabasıyla bunu başkalarıyla da paylaşmak ister. Bu arkadaşınız olabilir. Aileniz olur. Ama işte iki kişilik oldu mu da bir kişiyle ancak bunu paylaşabilirsiniz. O sıkıntı da geldi bana. Bir Hasan diye arkadaşım var. Korvetlere bayılır eder. Ama iş çocuklarla da gezmeye gelince korvet
iki kişilik araba falan ve Corvette'den hemen şey yaptı. Çok sever, beğenir. Ondan kaydı. Trans'dan mı alsam en azından diyor. Arkadaş çocukları da koyar falan. Yani bunu düşünmek lazım. Çünkü çocukların bebeciktir. Yarın büyüyecekler. Gezilerimiz olur. Bir sürü faaliyetlerimiz olur. Onlara da getirmek isteyebilin. O zaman hesaplayacağım. Şimdi alırım iki kişiliği. 3-5 sene sonra bir tane daha alırım. Değiştirmek çünkü zordur. Yani evet. Bizde el değiştirmek zor. Türkiye'de kolaydır bu işler. Amerika, İngiltere'de kolaydır. Özellikle Türkiye'de çok kolay. Yani klasik arabanın ikinci el piyasası çok hızlı değişir. Yani satılığa çıkartılana 1-2 hafta içerisinde el değiştirir. Hem de iyi fiyatlara. Tabii 70 milyona hitap ediyorsunuz. Daha iyi takdir görür orada bir arabanın şeyi değeri. Yani bir klasik arabanın değeri 30 bin, 40 bin, 50 bin euro dolar dediğinde arabayı adam doğrulur der, eder der falan. Orada expertler vardır. Yani senin konumunda olan insana expert olur orada. Estağfurullah. Yani ben hobi yapıyorum. Hobi yapan ben sonuçta bu işten yani senin gibi 3-5 kişi arkadaş. En eskilerde bu işi bilen expert kime soracaksın? Sana sorulur, Akın işte bu arabanın durumu nedir? Bu araba daha da değerlenecek der. Şu anda fiyatı makuldür ve onun üzerine gider onu alır ve gerçekten 3-5 sene sonra değerlenir araba. Ve haklısın der falan. Bu konuda senin öngörülerin bir otorite durumuna geçer. Türkiye'de bu şeyi görüyorum ben. Hatta bana buraya bile, Kıbrıs'a bile başladılar araba sormaya falan. Sizin burada güzel araba varmış falan. Geçen de rastgele geldiler. Görünce durdular buraya. Açtım bir gösterdim arabalar falan. Dudakları açık kaldı. Ağızları açık kaldı. Türkiye'de dahi olmayan birkaç parça gördüler bende falan. Yani Türkiye, Kıbrıs, ana yavru misali bir alışveriş doğabilir aramızda. Tabii ki. Ülkemizde şunu da belirteyim. Klasik otomobil o kadar gelişti ki ben inanırım Rumlardan daha iyi şu anda. Onlar da çok geliştirmiştir bu şeyleri. Tabii gümrük mevzuatlarından dolayı biraz daha flexible'dır onlar. Avrupa Birliği'nde olduğu için evet, kolaylıkla getirebilirler istedikleri arabaları. Ama bizim bu imkanlara göre nüfusa göre baktığın zaman çok güzel arabalarımız var. Evet, değerlendirirsen, o değerlendirmeyi koyarsan bizden çok çok iyi olmaları lazım. Değiller ama. Evet. Bilmiyorum, herhalde kültüre ya da bu tür şeylere, klasiğe bizim toplumumuz daha çok değer verir. Daha meraklılık, daha hassaslık. Kültürel tabii, kültürel de. Yani bu İngiliz'den kalan bir şey diye düşünürüm. Tabii son bir benim başımdan geçen bir anıyı anlatayım sana. Arabanın fiyatıyla ilgili yükselir. Ben 1980'li yıllarda bir Aston Martin görmüştüm bir garajda. Makinesi açık ve kamyon makinesi zannettim. Adama dedim, nedir bu ya dedim. Aston Martin dedi. Ne dedim? Yani Aston Martin ne olduğunu bilmiyorum. Nerede oldu bu olay? Ortaköy'de. Ortaköy'de. Ve ondan sonra arabayı gösterdi bana. Arabaya baktım. Tabii o dönemde 1110 120 idi maksimum mil göstergeleri. Bunda 180 mil gibi bir rakam yandı. Ondan sonra araştırdım, dergiler vardı falan. O dönemde dergiler vardı, internet yoktu. Ve o Aston Martin şu anda yurt dışında. 100-200 bin sterlin. En az 200 bin sterlindir. Gene Kıbrıslı bir Türk'ündür. Ve bir arkadaşım sırf benzin yer diye arabayı almadı. O zaman da. Evet. Kaç para? 5-10 bin sterlin herhalde. Yani 5-10 bin de değil. Zaten 1500-2000 sterlin. O araba gitti. Öyle bir kayıp. Yani fazla benzin diye. Fazla benzin diye. Gene bir Camaro bu şekilde hurdaya verildiğini biliyorum ben. Sinek Ahmet rahmetlik. Bilmem sen bilir misin? Sinek Ahmet hiç duymadım onu. Sinek Ahmet. Bizim yedilerde şeylik yapardı. Onun tarafından hurdaya verildi. Bu gibi arabalar da saymak değerli arabaların heba olduğuna, bu en azından kurtarıldı ama birçoğu da hurdaya gidip yani bu ülkemiz için bir varlıktır, bir zenginliktir. Onun hesabını uzun vadeye yayarsak şu anda bizim 10 bin 20 bin isterline getirdiğimiz bu arabalar işte 20 bini aldın bir arabaya getirdin. Bundan 30-40 yıl sonra, 50 yıl sonra onlar 100-200 bin, 300 bin sterlin olacaklar. Evet. Bizim memleketimizde binlerce bunlardan olduğunda binlerce arabanın fiyatının 20-30 katına çıktığını düşün. Evet. Bu bir zenginliktir. Hem maddi zenginlik hem de kültürel zenginliktir.
Kakatıcı denen bir yer var. Bir sürü orada şey var işte, yollarda hep klasik araba görün falan. Bu turistler için, bir tanıtım için de bir artıdır. Hiçbir eksisi yoktur yani. Kordon boyundan işte en modern, en yeni arabalardan geçtiğinde mi turistin konuşacağı bir laf olur, yoksa ya işte Norsa gittik, denizi, her şeysi güzel, insanları güzel. Bir güzel bir şey vardı, limanları vardı. Oradan Mustang'ler geçerdi. Ne bileyim ben, ne Thunderbird geçti ya falan. Tabii. Sen biliyor musun, bugün Küba'ya klasik otomobilleri görmek için oraya giden turistler vardı. Tabii biz Küba gibi olamayız. Onlar bir esaretin getirdiği, yıllarca ithal yapamadığı Yasaklamanın ya. yasaklamalardan kaynaklandı. Ama bak, sen ülkeye bir kazanım olarak geri döndün. Biz çok defa kulüp olarak, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü olarak Girne Limanı'nda şovlarımız vardır. Ve inanır mısın, o kadar bir yabancılardan ilgi olur. Biz bile bazen şaşarız. Bunu tabii ki ülkemizde kullanmakta fayda olduğunu düşünürüm, bu değerlerinizin. Gençlerimize de bir uğraş olur. Genç nesile bu zevkin aşılanması için biz kulüp olarak, kişi olarak, ben de sen de eminim sana gelenlere yardımcı oluyorsun. Elimizden geleni yaparız. Evet, sevgili Yağmur, programımızın sonuna geldik. En son neler söylemek istersin klasik otomobil severlere? Aramıza katılsınlar diyorum. Eğer aramıza değillerse büyük keyif alacaklar. Çekinmeyene hiç gerek yoktur. Klasik arabam yoktur diyen varsa gelsin, arabamıza yer bulunur. Siz kulüp olarak da yardımcı olursunuz. Bir şekilde aramıza katılsınlar. Programınıza başarılarını dilerim. Arkasını getirelim. Çok sağ ol Yağmur. Evet sayın seyirciler, bir klasik kar programının da sonuna geldik. Bu hafta konuğumuz sevgili Yağmur Selenge'ydi. Kendisiyle Ford Mustang'larını, babasından, annesinden kalan Fiat 500'ü konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle herkese hoşça kalın.